Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Mehmet Duraklı. Aksaraylıyım, Aksaray doğumluyum. Yazın geçmişime inecek olursak, ilkokul yıllarından beri okumayı oldukça çok seviyorum. Ve ilkokul yıllarında klasiklerin birçoğunu tamamlamıştım. Daha sonra lise yıllarında küçük küçük öyküler yazmaya başladım. Küçük öykülerin ardından bu hiçbir zaman kitap olacak potansiyele ulaşmadı. Fakat öykülerin ardından mezun olduktan sonra Alanya'ya yerleştim ve Alanya'da ilk eserimin adımlarını attım. İlk eserim Ah, yazılım süreci yaklaşık 3 ay boyunca sürdü. 3 ay sonra Ah'la edebiyat dünyasına ilk adımımı attım. Kitap beklemediğim şekilde başarıya ulaştı. Dönem şartlarında yaklaşık 30 bin civarı sattı ve o yıl Türkiye'nin en iyi genç yazarı seçildim. Hemen ardından Türkiye'nin en iyi genç yazarı seçildikten sonra Best World Younger Novelist adlı dünyanın en iyi genç yazarları yarışmasında dünya ikincisi oldum. Ondan sonra 2014-2016 arası kısa kısa tiyatrolar yazdım. Ve şu an Aksaray'da da bir imza günümüz olmuştu 2014 yılında. Oldukça kalabalıktı Efor Alışveriş Merkezi'nde. Daha sonra yine 2016 yılında Derya Hanım'ın düzenlediği Şehrin Nabzı dergisi Yılın Enleri ödülüne layık görüldüm. Ama birçok ilde kitap fuarına katılmama rağmen Aksaray'da hiç kitap fuarına katılmamıştım. Bu benim için bir ilk olacak. O yüzden oldukça heyecanlıyım. Bugün adım adım bazı başlıklar üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Bir söyleşi tarzında devam edeceğim. Başlıkları inceledikten sonra sosyal medyadan olsun, burada olmayan arkadaşlar, aramızda olmayan arkadaşların sorularını cevaplamaya çalışacağım. Başlıklarımız şunlar kısaca. Gerçek hayatta bunlar ne işimize yarayacak? Konfor alanı psikolojisi, yazma eylemi üzerine, Aksaray'da edebiyat ve sanat. İlk konuya isterseniz kısaca geçelim. Gerçek hayatta bunlar ne işimize yarayacak? Şimdi birçok felsefe, teoloji, din ve sanat gibi konularda ilgi gösterdiğimizde bize şu soru soruluyor. Gerçek hayatta bunlar ne işimize yarayacak? Bu soru lise, ortaokul ve ilköğretim öğrencilerinin klasikleşmiş sorusudur. Bu soruya şu şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Gerçek hayatta zaten ne yapıyoruz ki? Sabahları işe gidiyoruz, sonra işten çıkıp ya da okula gidiyoruz, eve geliyoruz. Eskiden kahve kültürü vardı, artık o da kalmadı. Instagram, YouTube, dizi, olursa maç, dışarı çıkıyoruz, geri eve geliyoruz, maç. Zaten gerçek hayatta ne yapıyoruz ki? Bu acıyla karşılaştıktan sonra Aristo bu gerçek hayatta hayvansal hazlar ve biyolojik hazlar üzerine kurulan yaşamlar üzerine içler acısı yaşamlardı. Yine bunun bir örneği daha söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Muhammed Suresi 12. ayeti zannedersem. Küfre sapanlar, zevk edip yapayanlar koyun gibi yerler ve içerler diyor. Hemen onun ardından bireysel ve genel teoride bunu incelediğimizde şu söz konusu. Faydacılık felsefesine inmemiz gerekiyor. Faydacılık felsefesi nedir? The great happiness of great number. Faydacılık felsefesinin ana fikri budur. Türkçesi şudur. Kim nasıl daha çok mutlu ediyorsa, yani ne kadar insan daha çok mutlu oluyorsa, doğru olan da odur. Faydacılık felsefesinin iki ünlü düşünürünü inceleyeceğiz yine. John Stuart Mill ve Berkman. John Stuart Mill'i Düşünce Özgürlüğü kitabını Türkçe'de oldukça popüler. Berkman'ın da Ahlak İlkeleri kitabı vardı. Berkman bu ilkel yaşam için şunu söyler, faydacı yaşam için. İnsanın asıl olan ihtiyaçları yeme, içme, iyi bir iş, iyi bir statü, iyi bir maaştır ve geri kalan ihtiyaçlar oldukça önemli değildir. Ve John Stuart Mill bunun üzerine Berkman'a karşı çıkar. İnsanın tabii yaşam için barınma, yeme, içme, statü, maaş gibi ihtiyaçlar çok önemli. Fakat dünyada farklı zevkler de vardır da. Ve bu zevkler de karşı koyar. Şu şekilde Berkman'la John Stuart Mill'in faydacılık ilkesinde
karşı karşıya gelmesi filozofların çok görülen bir şey değildir. Fakat Bertman ve John Stuart Mill nadir görülse de bu düşünce tarzında karşı karşıya gelmiştir. John Stuart Mill bunun üzerine şunu söyler: mutlu bir domuz olmaktansa mutsuz bir Platon olmayı yeğlerim. Şimdi söyleyişimizin devamı bu soru üzerine gidecek. Yani bu soru tarzını iyi düşünmemiz gerekiyor. Mutlu bir domuz olmak mı yoksa mutsuz bir Platon olmak mı? Mutsuz bir Platon olmayı seçtiğimizde işte bazı kavramların üzerine çıkmak gerekiyor. Yani mutsuz bir Platon derken sadece bir felsefeci olmamıza gerek yok. İyi bir aşçı, iyi bir tenisçi gibi bunu da düşünebiliriz daha farklı kavramlardan. Mutsuz bir Platon olmak için konfor alanını dediğimiz psikolojinin dışına çıkmamız gerekiyor. Konfor alanı psikolojisi nedir? Kısaca ondan bahsedeceğim. Ve hemen ardından Aksaray Edebiyatı'na geçeceğiz. Ya çoğu zaman evimizde, mutfak masamızda veya çekyatta dikkatimizi çekiyordur. Hep aynı masada oturuyoruz, hep aynı sandalyede oturuyoruz, hep aynı çekyatta televizyon izliyoruz. Bu konfor alanı psikolojisidir. Ya da şunu örnekleyebiliriz. Ofisimize gittik, bir kahve yapmak istiyoruz kendimize, bir kahve içeceğiz. Dolabımızı açtık ve en sevdiğimiz bardak kupamız orada değil. Farklı bir kupadan da bir şey içmek istemiyoruz. O kupayı arıyoruz etrafta ve o kupadan kahve içersek bize tadı daha iyi geleceğini düşünüyoruz. Ama kahve aynı. Kupanın değişik olmasının bir anlamı yok. Bu kupada kahvemizi yaptıktan sonra içiyoruz ve ondan yeteri kadar zevk almıyoruz. Bu konfor alanı psikolojisidir ve sayısız örneklerden bir tanesidir bu hayatımızdaki konfor alanlarının. Burak, resmi gösterdiğini rica edeceğim. Getirebilir misin? Aha. Görebiliyor mu herkes? Afrika'da tropikal iklimde yetişen bir bitki vardır. Bu bitkiye Venüs bitkisi adını veriyoruz. Ve bu bitki dışarıdan oldukça renkli, güzel, kulağa, göze hoş gelen bir bitkidir. Ama bilinmeyen bir iç mekanizması vardır. Şu kısımda orta kısmı tüylerle kaplıdır ve nektar sıvısı vardır orta kısımda. Ve en alt kısmında asidik bir sıvı vardır tabanında Venüs bitkisinin. Venüs bitkisi asidik sıvıda canlı hayatı yoktur. Canlı hayatı olmadığı için bu bitki dışarıdan göze hoş gelir ve dışarıdan gözükmez bu özelliği, iç mekanizma özelliği. Göze hoş gelmesinin sebebi de bu bitkinin dışında nektar dediğimiz güzel kokulu, güzel besinli bir koku salan bir katmanı vardır. Etrafta geçen canlılar bu Venüs bitkisine karnını doyurmak, keyif atmak amacıyla üzerine konarlar ve nektardan yemeye başlarlar. Venüs bitkisinin altına nektardan başlangıçta yediği için yavaş yavaş ortaya doğru gelirler kılcal tüylerinden dolayı. Ve canlılar ortaya doğru geldiğinde etrafına bakar ve bitkinin altında kas katı kesilmiş, hareket etmeyen ölü böcekler mevcuttur. Bundan dolayı böcek bunun farkında olamaz hala. Buradan çıkmak için ya da çaba harcamaz. Ne zaman çıkmak ister ta ki? Karnı doyuncaya kadar. Karnı doyduktan sonra bu bitkinin dışına çıkmaya çalışır ve kanat çırpar. Her kanat çırpışında nektar iyice kanadına dolanır ve can havliyle tekrardan kanat çırpmaya başlar. Nektar iyice kanadına dolanır ve asidik sıvıya doğru yol alır. Korkunç bir tuzaktır Venüs bitkisi. Peki sizlere bu konuda bir sorum olacak. Sinek ya da böcek, arı da diyebiliriz. İlk ne zaman kontrolü kaybetti Venüs bitkisine konarken? İlk konduğu zaman mı, orta kısma geldiği zaman mı, yoksa asidik sıvının içinde mi? İlk konduğu zaman. Çok güzel, çok güzel yakaladık. Peki Venüs bitkisine ilk konduğu zaman farkında mıydı tehlikenin? Değildi. İşte konfor alanı örneğini buna yorabiliriz. Ya da faydacılık ilkesini. Bir şeylerin ilk başlangıcında tehlikeyi sezemiyoruz, konuyoruz ve oradan çıkmak oldukça güç hale geliyor. Ama imkansız değil. Konfor alanı psikolojisine devam edeceğim. Üç ayrı fazdan incelediğimizi söyledik.
Konfor alanı psikolojisinde ilk faz şudur. İnsanın heyecan aramadığı, hareket etmediği, yeniliklere kapalı olduğu, değişime direnç gösterdiği faz. Bunu yine örneklendirelim, örnekler üzerine gidelim. Evimizin bir köşesinde piyano olduğunu düşünelim. Bir piyanomuz var ve siz belirli sayıda eserler biliyorsunuz ve bunları tekrarlıyorsunuz sürekli. Piyanoda yeni eserlere kapalısınız ve biraz da utangaçsınız. Arkadaşlarınıza çalmıyorsunuz bu eserleri. Bundan sonra tek başınıza olduğunuzda evde sık sık piyanonun başına geçiyorsunuz. Ama bu sizi bir süre sonra sıkmaya başlıyor. Ve piyanoyu çalma sıklığınız sürekli azalıyor, azalıyor, azalıyor ve bitiyor. Bu durumda piyano tozlu bir abajur haline geliyor evinizde. Ve siz de yeniliklere kapalı oluyorsunuz. İkinci fazda optimum performans alanı var. Araştırmalar şunu söyler, yine bilimin ışığında gitmek gerekirse. Yeteri kadar stres, gerekli stres insan yaşamına ve performansına faydalıdır diye. Yine bir piyanist üzerinden gitmek gerekirse, bu ikinci konfor alanına bir sivilli alan mı diyoruz? Piyanist üzerinden gitmek gerekirse, bir piyanist konser veriyor ya da yeni eserler öğreniyor. Sürekli bir yeni eserler takibinde. Bu piyanist daha sonra arkadaşları zorluyor, bir konser vermesini istiyor. Yüzlerce kişinin karşısına çıkıyor. Karşısına çıktığı zaman heyecan duyuyor. Eserlere o kadar hakim ve bilgili olmasına rağmen. Bu heyecan onu sahnede devleştiriyor ve yıldızlaştırıyor. Aslında bu duyduğu konfor alanından çıkış stresi onun için tatlı bir heyecandır. Üçüncü alan ise hayatımızı felç eden, aşırı stresin ve kaygının olduğu bir konfor alanı. Yine ilk maddeden devam edersek, utangaç bir piyanist vardı. Yeni eserler ve yeniliklere kapalıydı, değişime direnç göstermiyordu. Bu piyanist arkadaşı yine arkadaşlarının zoruyla yüzlerce kişi tarafından konser vermesi isteniyor. Ve konser esnasında istemeyerek de olsa konsere gidiyor. Konser esnasında çok heyecanlanıyor ve notaları unutuyor. Bu aşırı stres ve heyecan durumu konfor alanını kötü etkiliyor ve bu alana biz felç alanı diyoruz. Konfor alanı hayatlarımızda sürekli mevcut. Konfor alanları hayatımızda olmak zorunda. Bununla ilgili yazarlar da sürekli konfor alanından çıkıp konfor alanına girmiştir. Mesela Marcel Proust örneğini verebiliriz. Kayıp Zaman İzinde serisi var, 7 kitaplık. Artık son kitaba doğru sıkılmaya başlamıştım diyor. Yine Yaşar Kemal örneğini de verelim. İnce Mehmet 4 serilik. Keşke İnce Mehmet'i yazmasaydım diyor 4. kitapta. Belki farklı sebepleri de olabilir ama asıl sebebi konfor alanı. Olası bir dizi oyuncusu artık 10 sezon süren bir diziden sonra sıkılmıştım zaten deyip yeniliklere kapatıyor kendini. Konfor alanı konusunu da bu şekilde kapatabiliriz. Hayatımızda konfor alanları sürekli olacak. Zaman zaman sürekli tehlikeli bir biçimde çıkmasak da konfor alanlarının dışına çıkmamız gerekiyor ve değişime açık olmamız gerekiyor. Yoksa hayat akan bir nehir ve biz bunun geleceğin bir parçası değil, sadece izleyicisi olabiliriz. Örnek vermek gerekirse yine bir gemiden örnek verelim. Limana demir attığında enerji harcamaz bu gemi. Ve göze hoş gelir geminin enerji harcamaması. Ama geminin yapılış amacı enerji harcamaması değildir. Yeni denizlere yol açması, açık yelkenlere yol açması, yeni sular keşfetmesidir. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Bir de konfor alanında şu söz konusu, iş yeni popülaritede işverenler de artık konfor alanı kısmına değiniyor. Konfor alanında eğer bir iş yapıyorsak ya da bir hayat tarzımız varsa bize dayatılan değil de konfor alanı, bizim ekstra yaptığımız şeylerdir. Bunu da söyledikten sonra yazma ve yazım dili edebiyatı üzerine geçelim. Konfor alanından çıktık. Yazma eylemine geçtik. Bir roman ya da bir şey üretmek istiyoruz. Edebiyat kuvvetli bir unsurdur. Ve bununla bizim aramızdaki bağ nedir? Bunun üzerine konuşacağım biraz. İlk bağları nerede kurabiliriz? Edebiyatın en önemli sihri nedir? Bunun açık ve net cevabı bence kelimelerdir. Kelimeler. Bir eseri üretmek istediğinizde iyi kelimeyi bulmak veya bir duygu, düşünce, ruh halini kelimelerle anlatmak için
sözlükte onlarca, binlerce kelime arasında birini seçmeniz gerekiyor. Ve bu arayış içinde zaten ruh haline bürünüyorsunuz ve iyice o ruh haline kovalıyorsunuz. Bu akan suda kelimeleri yakalamanız gerekiyor. Ve yoğunlaştığınız için daha iyi bir eser çıkıyor. Kelimeler çok sihirlidirler. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz, yine örnek vermek gerekirse. Kelimeler bir büyük balık olarak düşünelim. Avlanamaz bir büyük balıktır. Ona olta atarsınız, balık o oltayı yutar ve peşinden sizi akan sulara, bilinmeyen yerlere götürür. Ünlü yazar Japon Haruki Murakami şunu der: ben okuyucularımla birlikte öğreniyorum kitaplarımın sonunu. Ve kurguyu kurmadan önce kelimeleri seçiyorum der. Yine çok sevdiğim bir yazar James Joyce, kelimelerin üzerine dahidir. Ulysses romanından hatırlayacaksınız. Büyük ihtimal burada da mevcuttur. Okuyabilirsiniz ama başlangıç seviyesindeyseniz biraz zordur. Çünkü bir günü 800 sayfada anlatır James Joyce. Ve yazmak onun için bir ritüeldir. James Joyce meşhur cümlesi vardır, 500 kelimelik. Bir cümleyi 500 kelimeden ve hiçbirini ardı ardına kurmadan ve tekrarlamadan söylemiştir. Kelimelerde sorunumuzu çözdüğümüzde ikinci yazmak üzerine eylem de karakterlerdir. İyi karakterler yaratmak için etrafımızda iyi etkileşime geçmek gerekiyor ve iyi bir gözlemci olmak gerekiyor. Şunu 3 aşamada izleyebiliriz yine. Bir roman yazacaksınız ve bir karakter ortaya koyacaksınız. Bu karakteri etrafınızdaki insanların etkileşimiyle alıyorsunuz. Mesela huysuz bir karakter yaratmak istiyorsanız, örnek veriyorum, mahallenizin bakkalı huysuzdur ve ondan bir şeyler kaparsınız. Onun huysuzluğunu aslında o karaktere yansıtırsınız. Ya da yine örnek vermek gerekirse, bir karakter oluşturmadınız ama çok sıkı bir dostunuz, yakın arkadaşınız cimridir. Romanınızda ya da ürettiğiniz karakterde cimri bir kişilik olması büyük ihtimaldir. Ya da şu da çok söz konusu oluyor karakter üretiminde. Bir karakter ürettiğiniz zaman ya da etrafınıza baktığınız zaman kişisel hatları, sivri, çok uzun burunlu ya da çok güzel ya da çok çirkin olan karakterleri romanınıza aktarmak istiyorsunuz. Bunu kelimelere dökmek istiyorsunuz. Bu kelimelere döküş esnasında onun ruhunu ya da psikolojisini bilmiyorsunuz. Psikolojisini bilmediğiniz için onun bedeninize hayal ettiğiniz ruhu koyuyorsunuz ve romanınıza yansıtıyorsunuz. Karakterle kişisel olarak bütünleşmek gerekiyor iyi bir roman olabilmesi için. Bunun örneğini nasıl verebiliriz? Tolstoy'dan verebiliriz bunun örneğini. Tolstoy Anne Karenina'yı yazarken hizmetçisinden odasına girmemesini rica eder. Ve hizmetçisi sabah, akşam, öğlen odasının kapısına yemeğini bırakır ve çeker gider. Odasının kapısını tıklatmayı pek cesaret edemez. Hizmetçi bir gün sabah gittiğinde yemeği bırakır, daha sonra öğlen bırakır, akşam gittiğinde yemek yine orada durur. Ve Tolstoy'un odasına yine girmeye cesaret edemez. Tolstoy'un odasına girmeye cesaret edemediği için onu akrabalarına haber verir. Akrabaları apar topar gelir Tolstoy'un odasına, kapıyı açarlar. İçeride Tolstoy'u yerde yatarak cenin pozisyonunda görürler. Bir şey mi oldu diye Tolstoy'un yanına yaklaşırlar ve Tolstoy başını kaldırır. Ağlayarak Anne Karenina öldü der. İnşallah kitabı okumuşsunuzdur diyeyim. Spoiler oldu. Time dergisinin 2007 yılında yılın gelmiş geçmiş en iyi roman ödülü bildiğiniz gibi Anne Karenina'ya verdi. Bir iyi bir roman üretmek için karakterlerle eşleşmek ve benzeri durumlar söz konusu. Bir yapboz gibi düşünelim. Yapboz parçaları tamamlandığında ortaya iyi bir roman çıkıyor. Karakter ve yazma eylemi üzerinde de konuştuğumuza göre Aksaray'ın kimlik arayışı ve Aksaray Edebiyatı üzerine biraz konuşabiliriz. Şimdi Aksaray halkı olarak ve yöneticileri olarak bir kimlik arayışı içerisindeyiz açıkçası. Son dönemlerde çeşitli tanıtımlar ve reklamlar yapıyoruz ama ne derecede doğru oluyor? Birkaç örnek verelim bunun üzerinden gitmek gerekirse. Şunun reklamını çok fazla yapıyoruz son dönemde. Kapadokya'nın başlangıcı Aksaray'dır.
Bunun çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yanımızda hemen Nevşehir var. İşte gastronomi konusunda reklam yapmaya çalışıyoruz. Etli ekmek Aksaray'dadır diye. O da çok bize yaramıyor. Konya'ya gidiyor. Ve yine övünüyoruz. Hasan Dağı en büyük dağdır İç Anadolu'da diye. Erciyes'te kayak merkezi var. Ihlara Vadisi diyoruz. Eşi benzeri yok. Harbiden İç Anadolu'da eşi benzeri yok. Dünyanın en büyük ikinci kanyonudur diyoruz. Harbiden onda bile ikinciyiz. Biraz biyolojik türlere yol açtık. Aksaray Malaklısı'nı tanıtmak istiyoruz. Bence son dönemde en başarılı tanıtım yapılan Aksaray Malaklısı. Aksaray Malaklısı yeterince kişiye ulaştı ama o da yine İç Anadolu'da Sivas Kanalı'nın gölgesinde kalıyor. Yani çok samimi olmak istiyorum bu konuda. Film çektik Sonuncu Baba ile ilgili. 4-5 tane roman yazıldı. Ahmet Kutsan yazdı. Bu arada çocuğu oldu, onu da kutluyorum. Burada değil, katılamadı kitaplarına. Yazılım sürecinde ben de yanındaydım. Fakat yine Aksaray'a turistik bakımından ve Aksaray'ın kimliğini oluşturabilecek bir potansiyele ulaşamadık. Çünkü hemen yanımızda Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, Mevlana söz konusu. Kesinlikle kıyaslama olarak algılamayın ama popülerite olarak gerisinde kalıyoruz. Nereden tutunmamız gerekiyor? Nasıl yapmamız gerekiyor? Bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Ve bunun edebiyatla, sanatla olabileceğini düşünüyorum. Çünkü daha önce başardık. Mahmut Makal Aksaray'dı. Geçen sene vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bizim Köy romanının yazarı. Bizim Köy romanı ilk gerçekçi köy romanı. Yaşar Kemal'den, Aragüler'den ve benzeri yazarlardan tanıtım bülteninde de söz ediliyor. İlk köy akımının başlangıcı Yaşar Kemal. Pardon, Mahmut Makal. Onun ardından hemen devam ediliyor köy akımının. Ve bu durumda Mahmut Makal UNESCO'dan Milli Kültür Mirası ödülünü alıyor. Ve biz bunu durumu devam edememişiz. Yaklaşık 60'larda yazılıyor ve ard ardına yaklaşık 50-60 yıl geçmiş. Üzerine bunun roman koyamamışız. Daha sonra şunlar çıkıyor işte. Biz üzerine roman koyamadığımız için ya da bir yazım sanatı veremediğimiz için Türk yazar okumam diyen bir gençlik ortaya çıkıyor. Yani yabancı dünya edebiyatına ben de hakimim. Ben de dünya edebiyatı okuyorum ama Türk yazarlar da okuyorum. Şimdi Amerikalı eski yazarlardan örnek vermeyelim. Ernest Hemingway, Ayn Rand, Virginia Woolf, onları kıyaslarsak yaklaşık 200 senelik bir tarih içinde modern romanlar çok sık üretiliyor. Biz bu topraklardan ve yaşanmışlıklar deri ve kemik içinde toprağa gömülmeden yazım diline geçmemiz gerekiyor. Tamam, film çekmek ve benzeri durumlar oldukça masraflı ama yazı olarak kaydedilmesi gerekiyor bu durumların. Yine Aksaray'da 1907 yılında ilk Lavrans'ın hocası dediğimiz Gertrud Bell isimli bir bayan geliyor Aksaray'a. Ve bu bayan Aksaray'ın ilk fotoğraflarını çekiyor. Yani o fotoğrafları gördüğünüzde heyecanlanmamak mümkün değil. Şu an Newcastle Üniversitesi onun Aksaray'da yazdığı günlüklerin kaydını açtı ve bu kadının filmi çekilirdi. Nicole Kidman oynadı, Çöl Kraliçesi hatta. Oscar aldı ve biz bunu değerlendiremedik yine. Çeviri çalışmalarımız devam ediyor Gertrud Bell'le ilgili. Bireysel bir çalışma ama değerlendirmek istiyoruz Gertrud Bell'in Aksaray'da çektiği ilk fotoğrafları ve Aksaray'da olan ilk günlüğünü. Yine örnek vermek gerekirse Aksaray'da edebiyatçı menba olması için herhangi bir engel yok. Şu yakıştırma yapılıyordu daha gelmeden önce. Aksaray'da dediğim gibi ilk kitap fuarım. Daha önce TÜYAP uluslararası kitap fuarlarına da katıldım. Ve ilk defa çağrıldım. İnşallah son olmaz. Tekrardan çağrıldım. Ve şu söz konusu Aksaray edebiyatı ile ilgili. Yeni eserler üretebiliyoruz ama belli bir alanlar üzerine. Tasavvuf edebiyatına yoğunlaştık. Mesela Nora gibi eski antik şehirlerimiz var. Bunlarla ilgili yine bir projemiz var ama artık 2022 ya da 2023'te mi çıkar bilmiyorum. Eski bir gezginin Nora'ya gelmesiyle ilgili bunu da paylaşacağız. Söyleşimi çok fazla uzatmak istemiyorum. İnternette arkadaşlar, aramızda olmayan arkadaşların kullandığı sorular vardı. Onları cevaplayalım. Sorular varsa sizden cevaplarını alalım. Burak, alalım soruları istersen. Ya.
hepsini cevaplayamasak bile 4-5'ini cevaplamaya çalışalım. İlk okuduğunuz, satın aldığınız kitap neydi diye sormuş. Hatırlamıyorum gerçekten. Ama ilk okuduğum, etkilendiğim kitap Richard Berk'in Martı kitabıydı. Herhalde 5. 6. sınıfta okumuştum onu. İyi bir yazar olmak için ne yapmalıyım? Sence sıfırdan edebiyat bilgisiyle yazar olunur mu diye bir soru gelmiş. Bunlar aslında oldukça okuyan bir kesime sahibiz. Yani İdefix'in kitap okuma oranına göre 56. cilt tamamen gerçekleri yansıtmıyor oran ama sadece satış rakamlarını. 56. cilt Aksaray'da iyi yazarlar okuyoruz, nitelikli edebiyat okuyoruz. Ben bu soruya şu şekilde cevap vereyim. Eğer yazmak istiyorsanız kütüphaneden 100 kitap alın, 100 kitap okuyun ve 101 kitap olarak geri kütüphaneye geri verin. Kitap yazarken ve yayınlanma sürecinde zorluklar veya eğlenceli anlar yaşadınız mı, anlatır mısınız? Tabii ki zorlukları anlatmayayım da birkaç eğlenceli ve komik anımız olmuştu. Alanya'da yaşarken dünya ikincisi oldum. Best World Young Novelist yarışmasında işte ödül almaya gideceğim. Ve o an yaşadığım için o şehirde Alanya Belediyesi bir davet vermişti. Mehmet işte saat 3'te gelir misin, örnek veriyorum. Tabii ki gelirim dedim. 3'te gittim. İşte basın mensupları falan söz konusu. Bayağı ulusal basından ve yerel basından insanlar var. Ben orada köşede oturuyorum. Orhan'la gitmiştik. Ve en sonunda şey oldu, artık 3'ü geçti, beni içeri davet etmiyorlar. Belediye başkanı asistanı ya da özel kalem müdürü olabilir, çok hakim değilim o şeylere, statülere. Ya arkadaş dedi, gelmedi burada bir türlü dedi, basın bekliyor içeride dedi. Ya zannedersem ondan önce de halk günü varmış, beni de halktan bir soru soracak birisi zannetmişler. Bir 45 dakika falan beklemiştim, bana söyledi ne yapıyorsun diye. Öyle eğlenceli bir anım olmuştu. Bir de Adese'de bir amcaoğlumun kitabı imzalama hikayesi var. Ah'ı yazdığımda bayağı popülerdi, Aksaray'da da çok okunuyordu. Onun ismi de tabii amcaoğlu olunca soy ismi de Duraklı, ismi de Mehmet. Kitap okunurken ben yazarıyım demiş, ben imzalayabilirim isterseniz inanmayın, şey yapmayın, kimlik gösterebilirim de. Böyle eğlenceli bir an söz konusu. Tabii zorluklar da yaşadık ama bunları çok belirtmeyelim. Merhaba Mehmet. Ah 2 ile ilgili bir çalışma mevcut mu? Şu an için yoksa bile ileride yazmayı düşünür müsün? Diğer o romanla ilgili devam etmeyi düşünmüyorum tekrardan. O roman amacına ulaştı. İyi bir satış rakamı yakaladı. İyi tanıtımı oldu. Uluslararası basında da iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Ve artık işte konfor alanından dışarı çıkmak bu. Onu yazıp aslında kolaya kaçabilirim. Ah 2 zaten birincisi popüler, ikincisi de ticari olarak da faydalı olur. Ama yeni yerler, yeni şeyler öğrenmek, yeni şeyler yazmak istiyorum. Zaten bu süre zarfında Nadas dönemini bırakmak kendime amacım buydu. Üçüncü kitap günleri tanıtım filminde ve afiş çalışmasında neden yoktunuz? Ben son dakika davet edildim. Ve zaten bizim çok davet edilme sürecimiz 20 saniye falan sürdü. 20 saniyede tamam dedik, işte nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, afiş çalışması ve benzeri bir şey konuşulmadı. Ya bu kitap günlerinde burada bir şeyler anlatabildiysem konuşulanlar için teşekkür etmem gerekiyor ve konuşturanlar için teşekkür etmem gerekiyor. Kişisel ego ve hırslarımızı buraya yansıtmamamız gerekiyor. Yani çok mutluyum açıkçası. Afişte olmamak ya da olmamak da çok önemli değil. Sonuçta buradayız. Son soruyu da cevaplayalım. Bitirelim. Dünya edebiyatına büyük ilgi duyuyorum. Önereceğin yazarlar veya kitaplar mevcut mu? Önce bence Türk yazarlardan ve bizim topraklarımız yazarlardan başlamalı. Peki eğer tamamlandıysa ya da büyük bir kısmı okunduysa, sırayla gidecek olursak işte Doğu edebiyatından, Japonya'dan Haruki Murakami, Kazuo Ishiguro, bunlar kesinlikle okunmalı. Hemen yukarı çıktığımızda Cengiz Aytmatov denen bir gerçek var. Cengiz Aytmatov kesinlikle okunmalı. Rus edebiyatı var yukarıda.
İşte batıya gittiğimizde Fransa'da Louis Aragon var, Marcel Proust var, Portekiz edebiyatında José Saramago, Fernando Pessoa var. Amerikan edebiyatının güncelini tavsiye etmiyorum ama eski Amerikan edebiyatından Hemingway, Ayn Rand, Virginia Woolf gibi yazarlar gerçekten insanın ufkunu açacak yazarlardır. Güney Amerika edebiyatında Gabriel Garcia Marquez var. Bu büyük eserler kesinlikle değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Yine katıldığınız için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah karşınıza tekrardan yeni eserlerle çıkabilirim. Katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ederim. Evet, sevgili yazarınıza biz de teşekkür ediyoruz. Kendisine bir hediye takdimimiz olacak. Hediyeyi takdim etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Erdoğan Çelik Beyefendi'yi arz ediyorum.